göstermesi bakımından mühim. Bunu konuşacağız. Ahlat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş bizimle birlikte. Tonguç hoş geldin. Merhabalar Ali Bey, iyi akşamlar, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Sesinde bir çatallanma var. Onu ya bizimkiler sesi biraz kıssınlar ya da sen bir hal çaresi bul diyeceğim ama sen bulamazsın. Bizimkiler onu halledecekler. Şimdi önce bugün ortaya çıkan bu müzakere sürecini bir tartmanı isteyeceğim. Yani Türkiye'nin odak konu haline geldiği Doğu Akdeniz'deki durum. Bizim bir haklı tezimiz var. Bu haklı tezimizi ne yazık ki yıllardır savunamadık. Savunduk ama kimse bizi dinlemedi. 2004 yılında Kıbrıs'ta sandık konuldu. Türk ve Rum kesimlerinde ayrı ayrı sandığa gidildi. Avrupa Birliği'ne girme ve birlikte tek devlet, yani iki kesimli tek devlet haline gelme konusunda bir plan vardı. Kofi Annan'ın ortaya koyduğu plan. Bu plana Rumlar beklendiği gibi hayır dedi, Türkler evet dedi. Oysa tam tersi, Türk tarafı hayır kampanyası yürüttü Türkiye'den, Ankara'dan önemli ölçüde. Rumlarsa evet kampanyası yürüttüler ama iki taraf da ters tepti. Yani Türkiye'nin istediği ve Rumların Yunanistan'ın istediği olmadı. Orada ada halkı bir şekilde böyle bir karar verdi. Eğer Rumlar o dönemde evet demiş olsaydı, şu anda Kıbrıs bir bütün olarak Avrupa Birliği'nin içinde yer alacaktı. Ama onlar hayır dediği için, ama tek başlarına Avrupa Birliği'ne kabul edildikleri için biz bir anlamda bir mağduriyet içindeyiz. Bu mağduriyeti hala giderebilmiş değiliz. Bu mağduriyeti giderebilmenin yolu yok şu an itibariyle. Ha, Avrupa Birliği şöyle bir yöntem deneyebilir. Rumlarla yeniden masaya oturabilir, yeni bir planlama yapılabilir. Yeni bir oylama olmaz, oylamadan sonuç çıkmaz çünkü. Belki o zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yani artık işte bir bayrak oluşturmadan ya da herhangi bir yeni yapılanmaya gitmeden Avrupa Birliği'nin bir parçası olabilir mi diye bekliyoruz ama bu çok zor. Çünkü bunu yapmış olsaydı Avrupa Birliği o zaman yapardı. O zaman yapmayan Avrupa Birliği bugün zaten yapmaz. Yani Türkiye'ye karşı zaten bir husumet var. Bunun hem jeostratejiye yansımalarını öğrenmek istiyorum, yani yorumlarını, hem de enerji piyasalarında oluşturacağı yakın planlı projeksiyonları öğrenmek istiyorum. Şimdi tabii strateji konusu enteresan. Çünkü bizim bu enerji aramalarına başlamadan önce belki de çok net bir şekilde Kıbrıs meselesi biraz daha siyasi bir konu gibi görülüyordu. Yani Avrupa Birliği içerisine dahil edilmesi, edilmemesi, işte referandum süreci. Ama şu an için ki görüşmeler, hatta Türkiye'nin veya Kuzey Kıbrıs'ın bir nebze bu potansiyele sahip olması, yani biraz daha enerji konusunda maddi anlamda diyelim, yani bir rezerve üstünden de bir potansiyele sahip olması zaman zaman şeyleri değiştirmiştir, yani görüşleri. Ben açıkçası yine siyasi kanatta başlayacak bazı görüşmelerin, eğer olası bir nasıl ki biz Karadeniz'de bir doğalgaz rezerv bulduğumuzu açıkladık, buna benzer veya bunun daha ilerisinde, yalnız doğalgaz değil petrolle de ilgili, eğer Akdeniz havzasında bir enerji kaynağı bulunması söz konusu olur ve bunun da genişletilmesi bir nebze devam ederse yıllar içerisinde ve bunun da ana tedarikçisinin Avrupa olacağı düşünülürse, o zaman daha önce siyasi olarak belki bu yakınlaşmanın olmadığı bir alanda, bir zaman diliminde ekonomik olarak da yalnız Türkiye, Yunanistan, Avrupa değil, işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin veya Rum kesiminin de biraz daha işe böyle bir paket şeklinde yaklaşılması söz konusu olabilir. Çünkü Türkiye'nin de uzun yıllardır Avrupa Birliği ile, hatta gümrük anlaşmalarıyla birlikte işte öncelikle biraz daha hevesle veya bir çekicilikle başlayan bu sürecin, yani 2020 yılına geldiğimizde artık bir net cevapla, ki defalarca aslında bu konuşuldu ama bir öngörüyle artık netleşmesi gerektiği konuşuluyor. Ama bu enerji meselesi, ben biraz da Avrupa'nın, yani şu an için biraz daha mesafeli baksa da Türkiye'ye bakış açısını, şeye bakış açısını, bölgeye bakış açısını, hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bakış açısını da zamanla değiştirebileceğini düşünüyorum. Sizin söylediğiniz gibi çok böyle siyasi veya işte birleşme, Kıbrıs tarafının biraz daha
Avrupa'ya yakın olabileceği veya Türkiye müzakerelerinin devam edebileceği gibi birçok başlığın biraz uzak ihtimal olması şu an için gözükse de aslında dediğim gibi bir menfaat sağlanması her iki bölge için veya ülke için de şey olursa, karşımıza çıkarsa burada fikirler bir şekilde değişebilir, öngörüler değişebilir. Ama çok kısa sürede olacak bir gelişme değil. Dolayısıyla ben biraz stratejik olarak böyle bakıyorum. Yani biraz duygusallık diyelim burada mecazi anlamda. İşin içine girdiğinde siyasi süreçlerin de hızlandığını görebiliriz. Onun için de Türkiye'nin bu enerji politikasına biraz da Avrupa özellikle ki görüşmeler devam etse de ben önümüzdeki dönemde de direnç göstereceğini düşünüyorum. Bu çünkü hem Türkiye'nin dışa bağımlılığı konusunda hem de Türkiye'nin tarihi süreci içerisinde çok önemli bir değişim. Yani gerçek anlamda Türkiye buradan bir o istediği, beklediği hacimde bir enerjiyi önümüzdeki 5 yıl içinde sağlasa bile Türkiye'nin son 20 yılına baktığımızda çok daha farklı bir aşamada olacağını hem siyasi açıdan hem de ekonomik açıdan görünen bir gerçek. Dolayısıyla ben biraz maddiyat içerisindeki diyelim yani strateji tarafındaki menfaatlerin karşılıklı netleşmeye başladıkça fikirlerinde değişebileceğini düşünüyorum. Ama bugün tabii bütün bunları söylemek için çok erken gibi gözüküyor açıkçası. Evet. Şimdi tabii Avrupa Birliği çoğu zaman görevlerini yapmadığı ya da Türkiye'ye karşı haksızlık ettiği yolunda eleştirilerle karşılanır bizim tarafımızdan. Bu eleştirilerde haklılık payı olduğunu sadece bu 2004'teki referanduma bakarak bile söyleyebiliriz çok net. Eğer Avrupa Birliği samimi ve içtenlikli bir karar organı geliştirmiş olsaydı normal şartlarda Kofi Annan planına hayır diyen Rum kesiminin asla Avrupa Birliği üyesi olmaması lazımdı. Keza aynı şeyi Türkler yapmış olsaydı Türklerin olmaması lazımdı. Şimdi Rumlar hayır dedikleri bir oylamanın sonunda Avrupa Birliği'nin üyesi oluyorlar. Kime rağmen? Türk tarafına ve Türkiye'ye rağmen oluyor. Türkiye'de Avrupa Birliği'nin aday üyesi. 50 yıldır kapıda bekliyoruz. Burada böyle bir ikircikli durum var, bir dualite var, bir samimiyetsizlik var. Avrupa Birliği'nin bir, tabii o deyimi kullanmak istemiyorum ama maalesef bir Hristiyan kulübü gibi hareket etme arzusu hala devam ediyor. Bunu nereden görüyoruz? Bunu aynı zamanda örneğin şu anda Sırbistan Karadağ mesela aday üyeler arasında gözüküyor. Arnavutluk var keza. Bunlar hemen alacaklar bir kalemde. Ama şu anda Avrupa Birliği çok sıkıntılı olduğu için şu anda almıyorlar. Fakat ilk fırsatta alacaklar. Ama kapıda bekleyen bir Bosna Hersek var. Mesela ona kapıyı bile açmıyorlar. Çünkü orada işte bu sözünü ettiğimiz o dinsel temelli ya da dini etnik temelli kaygılar devreye giriyor. O sebeple Avrupa Birliği'nin bir modernleşme projesi olarak, yani Hristiyanlık dışı bir modernleşme projesi olarak hayata geçebilmesi biraz zor. Bir Avrupa kültürü projesi olarak hayata geçmiştir, öyle devam edebilir. Ama bir insanlık projesi olarak yoluna devam edebilmesi için mutlak surette Türkiye ya da benzeri bir ülkenin, bir de Bosna Hersek, bir de işte bir parça hani işte Kıbrıs Türk kesimi ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması lazımdı ama bunu yapmadılar. Bu da bir samimiyet sınavıydı. O samimiyet sınavından maalesef geçemediler. Peki ben derdimi yeterince döktüğümü düşünüyorum. Ne kadar vaktimiz var? Reklama gideceğiz birazdan ama reklama gitmeden önce tam 30'a gitmemiz lazım. Rütük kuralları gereği sonra bir kural ihlali yapmış olmayalım. Biraz geç gideriz. Önemli değil. Tamam, Cavit beni uyarıyor. Ben de Cavit'e gerekli şeyleri söyledim. Bir numaralı grafiğimiz geliyor. Bir numaralı grafiği tam ekran bir göreceksiniz. Ondan sonra grafiği anlatacağım. Sonra sözü sana bırakacağım. 2018-2020 dönemi Türkiye Tüketici Güven Endeksi trendi. Bugün tüketici güvenimiz çok iyi geldi. 82'nin üzerinde. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da bu öncü veriye dayanarak Türkiye'nin çok hızlı bir çıkış yakalayacağını söyledi. Katılıyorum. Çünkü veriler bize onu söylüyor. Şimdi grafikte 3 çubuk görüyorsunuz. 2018 turuncuyla gösterilmiş durumda. Yıl başlarken iyi, yılı bitirirken kötü durumda 2018'de tüketici güveni. 2019'da yeşil çizgiyle görüyorsunuz.
Onlar yılın sonunda gidip kavuşmuşlar birbirlerine. Şimdi 2020 üzerinde durmamız gereken 2020 grafiği gerçekten ciddi bir hızlı çıkış gösteriyor. 79.4'ten 82'ye eğer hızımızı kesen olmazsa buradan çok daha yukarıya doğru gitmemiz mümkün. Bu da ekonominin daha hızlı toparlanabileceğinin işaretlerini veriyor. Kaldı ki hem Moody's hem OECD Türkiye'nin daralma tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Yani Türkiye daha az daralacak bir ülke durumunda her iki kuruluş nezdinde. Buyurun, dinliyorum sizi. Şimdi Ali Bey, ben aslında bir süredir Türkiye'nin yani beklentilerden çok daha iyi bir büyüme sergileme ihtimalinin özellikle üçüncü çeyrek verileriyle gerçekleşebileceğini konuşuyoruz. Her ne kadar enflasyonda daha kötü bir senaryo bu yıl için gerçekleşme durumu söz konusu olsa da büyümede de özellikle dördüncü çeyreğin önemli olduğu bir dönem. Yani burada dördüncü çeyreği de çok iyi tamamlarsak belki çok sınırlı da olsa pozitif tarafa bile geçebiliriz. Ama yani -3'ler, -2,5'lar, -4'ler artık Türkiye'nin büyümesi için o ikinci çeyrekte kredi hacmimizin çok genişlemesi, belki şu an bir nebze yavaşlasa da tüketici iştahında pandemi sonrasında çok hızlı yükseldiği bir döneme denk geldi. Şimdi genelde tüketici güveni endeksleri aslında bizde biraz kurla da ilişkili olur veya piyasalarla da ilişkili olur ama bu sene özellikle aylık bazda biz herhalde bu 80'lerin üzerini yıl sonuna kadar devam ettirebiliriz. Yani 90'ların üzerine çok geçebilir miyiz? Burada hem aşı çalışmaları hem Amerikan seçimleri önemli ama yıl sonunda herhalde 80-90 arasında önümüzdeki 4 ayda da bir veya 3 ayda diyelim bir gösterge olacaktır. Dolayısıyla bunun ben tüketici nezdinde veya kurumlar nezdinde de bir iyimserliği işaret ettiğine katılıyorum. Doğru. Çok hızlı bir yükseliş buradan gelmeyeceğini düşünüyorum bu aşamada. Ama geri çekilmelerinde tekrar 75'lerin altına olmadan bir 3-4 aylık süreci geçirip biz 3. çeyrekte neredeyse 1. çeyreğe yakın, 4. çeyrekte de bu arayı kapatabileceğimiz bir daha yavaş ama işte pozitif tarafa belki bizi taşıyabilecek bir çeyrekle yılı tamamlayabiliriz. Dolayısıyla büyüme için daha iyimser olabileceğimiz ama bunun karşısında da enflasyon için de biraz daha kötümser olabileceğimiz bir süreç aslında burada güven endeksinde de nispeten gözüküyor. Evet. 2 dakika içinde yanıtlarsan reklama çıkacağız ondan sonra. Şimdi bu büyümedeki kaliteyi biraz sorgulamamız gerekir. Gerçi böylesi dönemlerde kaliteli ya da kalitesiz büyümüşsünüz. Buna çok bakmıyorlar. Çünkü hedef büyümek, Amerika'da aynısını yapıyor. Orada da kaliteli olmayan mesela tüketici harcamalarına dayalı bir büyüme şekilleniyor ve bundan mutlu oluyorlar. Biz de bundan mutlu olabilmeliyiz. Fakat bakıyorum mesela grafiğe. Grafik bize diyor ki sizin büyümeniz yani kredi kaynaklı bir büyüme. Bu kredi kaynaklı büyümeyi ne kadar sürdürebilirsiniz? Bu kredi kaynaklı büyümeyle eğer dipten çıkabilirsek sonra gerçek anlamda ev ödevimizi iyi çalışırsak belki daha iyi bir sağlıklı yani kalitesi iyileşmiş bir büyüme yakalayabilir miyiz? Buna imkan var ama bunu yapabilecek durumda mıyız? Onu sormak istiyorum. Ya ben bunu aslında pandeminin buna bir ara vermesini çok doğru bulmuyorum. Yani bizim vergilendirme konusunda, hukuk konusunda, tarım konusunda birçok reform beklentimiz Sayın Bakanlar tarafından da aslında dile getirilmişti. Dolayısıyla pandemi araya girmesiyle evet belki bazı şeyler daha öncelikli oldu. Ama şu süreç biraz daha normalleşme süreci gibi. Ben hemen kaldığımız yerden hızlı bir şekilde neyse bu atacağımız adımlar özellikle enflasyon için tarım konusu veya gıda konusu Türkiye'nin bir nebze daha yabancı kaynak yurt içine çekebilmesi için özellikle vergilendirme ki içinde bulunduğumuz dönem belki buna çok müsait olmayabilir. Yani biraz burada bütçe tarafında tam net uzun vadeli bir reform için beklememiz gerekebilir ama diğer konularda işte bunun içerisine turizm, eğitim, hukuk gibi konular da dahil edilmişti. Bunlar da hala yan çalışmaları yapmamız gerekiyor. Yani bir kredi hacmi düşük krediyle piyasaya sağladık. Buradan bir büyüme gelecek. Hani sonraki yılda da biraz daha bakarız olmaması gerekiyor. Şimdi yeni dönemde bir bizim orta vadeli bir programımız daha açıklanacak.
bu program içine de bu reformla çok hızlı bir şekilde almamız geliyor ki gerekiyor ki düzlüğe çıktığımızda en azından hikaye yaratabileceğimiz o Türkiye'nin yandan bu konuları destekleyebilecek. Evet. Tamam, tam yerinde koptu o zaman. Peki bir reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra yeni bağlantıyı kuracak arkadaşlarımız Tonguç'la konuşmayı sürdüreceğiz. Evet, reklama gitmeyi biraz geciktirdik ama bir takdir ilahi olsa gerek. Görüntü gitti ve biz mecburen reklama gitmek zorunda kaldık. Tonguç hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Şimdi, umarım yeniden gitmezsin, aramızda kalırsın. İki numaralı grafiğimiz gelecek. İki numaralı grafik Avrupa'yı konuşacağız. Avrupa'nın tüketici güven endeksi. Orada durum çok iyi değil. Yani Türkiye'deki durumun tam aksine Avrupa'da şu anda ciddi bir sancı var. Biraz önce birkaç haber verdim. O haberleri birer cümleyle hatırlatayım. Mesela Deutsche Bank Almanya'daki şubelerinin %20'sini kapatıyor. 500 şubesi var, 400'e iniyor. Personel sayısını azaltıyor. Lufthansa, Avrupa'nın en büyük havayolu şirketlerinden biri, 28 bin çalışanın işine son verecek. 150 uçağı da hangara çekiyor. 760 uçağı var, 150'si hangarda bekleyecek. Daha önce 22 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. Şimdi 28 bine çıktı. Bir başka açıklama var. İşte Credit Suisse'den gelen açıklama. Avrupa'da bankaların bir konsolidasyona ihtiyacı var diyor. Bu ne demek? Avrupa'daki küçük, irili ufaklı bankaların pek çoğu zor durumda. Hatta Deutsche Bank zor durumda bence en büyük bankalardan bir tanesi. Şimdi bu trendi şu grafik üzerinden okuyalım. Yani işlerin yolunda gitmediği bir Avrupa var. Üstelik de Avrupa'nın lokomotifi Almanya'dan bahsediyoruz ağırlık olarak. Buyurun. Ya şöyle özetlemek lazım Ali Bey. Şimdi hep Türkiye ekonomisinin ne kadar dinamik olduğunu konuşuyoruz. Avrupa'da buna rağmen bu kadar daha farklı bir hantallıkla bence boğuşuyor diyelim. Son belki de 10-15 yıldır. Bunun üzerine Avrupa'da çok büyük şirketler var. Siz de bahsettiniz. Ama pandemi kaynaklı özellikle bu kredi mevzusuyla ilgili bölgesel de olsa yani işte İtalya, İspanya, Yunanistan gibi ülkelerin özellikle İtalya'nın bu konuda hani büyük ülke rolündeki İtalya'nın da sıkıntılı bir süreç yaşaması öncelikle bankacılık sektörü üzerinde bir baskı yarattı. Bunun üzerine ulaştırma veya havacılık tarafında da sanayi şirketlerinin bazılarının yanı sıra bu geniş büyük çaplı şirketlerde de yaşanabilecek hem ihtiyaç diyelim yani ek kaynak ihtiyacı hem de yaşanabilecek sıkıntı. Biraz da Avrupa'daki bu yani sosyolojik yapıdaki o tüketiciye ya daha doğrusu tüketicinin tekrar piyasaya gelmesini geciktiriyor gibi gözüküyor. Artı belki Japonya'da bu sıkıntıyı yaşıyorduk. Yani hep biriktirme, harcamama ve buradan bir enflasyon ve büyüme gelmemesi. Sanki artık Avrupa'da kendi bölgesine özellikle Brexit süreci içerisinde biraz daha güven kaybı yaşadı. Yani bu tabii ki tüketici güvenine ne kadar yansıyor birebir bilmiyorum ama bir nebze kendini bu konumda da hani bir Japon yatırımcı gibi düşünürsek yavaş yavaş daha tutucu, daha biriktirici ve ekonomiye o payları veya harcamayı sağlayamayacak tarafa doğru çektiği bir 3-4 yıl geçiriyoruz gibi gözüküyor. Dolayısıyla burada hemen yalnız tüketicinin değil yani hane halkının da göstergeler o ki her ne kadar sanayi tarafında aslında fena da bir şey göstermese, dönüşüm göstermese de tüketici tarafında gerekli iştah pandemi ve pandemi sonrasında maalesef göremediğimizi gösteren bir grafik. Evet. Bu arada izleyiciler biz çok interaktif programlar yapıyoruz genellikle. Artık izleyiciler yavaş yavaş Twitter'dan bulmaya başladılar. Yani eski izleyicilerim. Beni takip ediyorlar eksik olmasın. Halil Ali Bey. Adalarla ilgili çok güzel bir şey yazmış ama bir makale derinliğinde. Daha sonra belki bir ara okurum. Yani adaların statüsüyle ilgili çok açıklayıcı. Hem Lozan sonrası anlaşmalara atfen, Londra anlaşmasına atfen. Hem de daha sonraki fiili duruma atfen bazı şeyler açıklamış. Şimdi
Yarın Avrupa'dan PMI verileri gelecek. Almanya PMI geliyor. Euro bölgesinin PMI geliyor. Biraz önce Euro bölgesinin PMI trendini verdik. İngiltere'nin imalat PMI geliyor. Amerikan imalat PMI geliyor. Ve biraz önce verdiğimiz haberde, hep biraz önce diyorum, Almanya'da otomotiv yan sanayine tedarik sağlayan firmalarda yavaş yavaş böyle kepenk indirme noktasına gelmiş durumda. BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen buna tedarik sağlayan işletmeler azaltıyorlar kapasitelerini, işçi çıkarmaya başlıyorlar ve üretimlerini, hızını düşürüyorlar. Bu şu anlama geliyor, yani Almanya'nın içinden çıkamadığı bir girdaptan Avrupa'nın zaten çıkması mümkün değil. Buradan baktığımızda Almanya'nın toparlanabilmesi hangi koşullara bağlı? Almanya toparlandığı takdirde diğerlerinin hızlı toparlanması mümkün mü? Yoksa lokomotif hareket ederken, Katar'ı arkadan çekerken epey bir enerji harcamak zorunda kalabilir mi? Ya aslında baktığımızda tabii imalat tarafı hala dünyada güçlü. Yani bunu Almanya için de söyleyebiliriz. Belki bu PMI dediğimiz, yani satın alma müdürleri endeksleri, aylık bazda bir anket üzerinden her bölgede geniş çaplı aslında şirket yöneticileri tarafında kullanılan bu anketlerde imalat tarafı hala güçlü duruyor bence. Avrupa için de bu geçerli. Hizmet tarafı nispeten daha çok zorlanan pandemide PMI tarafı gibi gözüküyor. Ama sorunuza geldiğimizde, yani özellikle Almanya'nın son, yani aslında tarihsel sürecinde biraz da Avrupa'yı sırtladığı ve ileriye doğru taşıdığını tabii düşünebiliriz. Ama bunun yanı sıra Fransa, İtalya, İspanya gibi büyük ülkelerin de katkılarının giderek azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla ben yani tamamen lokomotif Almanya'nın toparlama ivmesinin bu dünya şartlarında eskisi kadar böyle ayakları yere basan şekilde olabileceğini düşünmüyorum. Her ne kadar aslında ekranda da belki gözüküyor, bir nebze imalat tarafı yine güçlü kalmaya devam etse de. Yanında bu partnerlerinin çok güçlü duruşunu hissetmeyen bir Almanya'nın da özellikle hep konuştuğumuz o sosyolojik, siyasi gelişimi, değişimi Avrupa içerisinde biraz daha eski Avrupa'yı aratacak gibi gözüküyor. Yani o kadar kolay bir toparlanma yaşamaları zor diye düşünüyorum. Zaten pandemi öncesinde 2008 sonrasında 10 yılda belli bir noktaya işte diğer ülkelere baktığımızda çok zor gelmişlerdi. Pandeminin de tekrar bir geciktirici etkisi olacaktır. Aslında bütün tezimizde, yani benim açımda tekrar dinamik bir ekonomiye, tekrar disipline edilmiş bir ekonomiye ve büyük ölçekli bir ekonomiye ihtiyacı olan Avrupa'nın, işte sizle biraz önce konuştuğumuz Kıbrıs meselesi olsun, Türkiye meselesi olsun, bu konuya biraz daha siyasi veya sosyolojik yerine ekonomik bakması gerektiği, daha realist, yeni dünyada daha birlikte yaşanacak bir dünya seçeneğine doğru götürerek aslında tercihlerini değerlendirmesi lazım. Hele ki İngiltere'nin bu grup içerisinden çıkacağını düşündüğümüzde, o açıdan ben eskisi kadar Avrupa tarafında Almanya'nın önderliğinde iyimserliğimi korumuyorum maalesef. Evet. Peki biraz Amerika konuşacağız. 6 numaralı grafik geliyor. Amerikan PMI endeksi yıllar itibariyle, daha doğrusu aylar itibariyle dağılımı gösteriyor, trendi gösteriyor. Orada çıkış yukarı, bir V çıkışı yapıyor Amerikan ekonomisi. Şimdi bugün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önünde konuştu. Jerome Powell, Amerikan Merkez Bankası Başkanı. Şunu söyledi, biz dedi, yani bütün sektörleri destekliyoruz ama halkı daha çok desteklemeye çalışıyoruz. Yani şirketleri destekleyen bir görünümümüz olabilir ama halktan yana davranıyoruz. Amerika'da halkı kavramlaştıran söylem ya da ibare Main Street. Yani Wall Street'e karşı geliştirilmiş olan Main Street. İşte Wall Street'in, Wall Street sermayeyi temsil ediyor. Main Street'te halkı, varoşları ya da herkesi temsil ediyor. Main Street'e yaptıkları yatırımın boyutlarından bahsediyor ama ben halkın eninde sonunda ihmal edildiğini düşünüyorum. Tıpkı 2008 krizinde nasıl ki bankaları, şirketleri bir an önce kurtarıp altta kalanın canı çıksın muamelesi yaptılarsa, şimdi de aslında aynısını yapıyorlar.
Yani ama bunun ceremesinin 3 Kasım'da seçimlerde görülebileceğini biliyorlar. Sanıyorum Donald Trump son 50-55 günde bir şekilde bir gaz pedalına yüklenip halka daha çok para vermeye başlayacak. PMI endeksi de buraya gelmişken Donald Trump'ın bunu yapabileceğini düşünüyorum ben. Senin görüşünü merak ediyorum. Şimdi şunu net bir şekilde söyleyelim. Evet, imalat tarafı dünyada güçlü kalmaya devam ediyor derken Amerika'da da bunun net göstergesini zaten o hızlı dönüşle aşağıdan yukarı doğru grafikte gösterdi. Yalnız Powell'ın bence sıkıntısı şu. Aslında bunu Trump da istiyor tabii ki. Yani negatif faize geçmek istemiyor. Amerikan ekonomisini şu an bir Japonya, bir Almanya kadar biraz önce de bahsettiğim gibi yavaş toparlayan, hantal, işte mevduat tarafında negatif bir faizin ihtiyaç dahilinde olduğu bir döneme girmesini istemiyor. Zaman zaman bu da tartışılmıştı. Ama son dönemdeki toparlamada aslında bu da şu an için çok istenmeyen ya da gerekli olmayan bir durum gibi. Fakat bunun yanında yani yaklaşık 3-4 aydır geçen haftaki toplantıda da bahsettiği mali yardımların, mali paketlerin ki şöyle bir şeyi var, yani sıkıntısı var ki seçimler çok kısa bir zaman sonra olacağı için burada her iki tarafta, yani demokratlar da cumhuriyetçiler de biraz işi yavaştan almaya devam ediyorlar. Burada hala mali paketlere ihtiyaç olduğunu, bunun da bir kısmının belki doğrudan tüketiciye aktarılmasının doğru olacağını, bunun bir para politikası yanı sıra bir ihtiyaç dahilinde olduğunu, bugün de bahsetti ya da sözleri arasında konuşuldu, anlaşıldığını düşünüyorum. Yarınki sunumunda da veya Perşembe günkü sunumunda da aslında konu benzer bir konuya denk gelecek. Yani bir an önce evet şu an iyi gidiyoruz ama toparlanma sürecinin faizle değil, yani para politikasıyla değil, bir tekrar COVID-19 paketiyle diyelim piyasaya gelmesi gerekiyor. Bunun da 1.3 ile 3 trilyon dolar arasındaydı. Şimdi 1.3 ile 2.2 trilyon arasında olabileceği konuşuluyor. Dolayısıyla buradaki sıkıntı çok kolay gibi gözükse de aslında zor bir süreç içerisinde olan Amerika'nın bu mali paketleri ihtiyaç dahilinde Powell'a sunması gerekiyor ki tabii biraz da kolaycı bir yöntem ama bunu da Merkez Bankası ortak bir şekilde para politikasıyla götürebilsin. Dolayısıyla toparlıyor Amerika ama hala mali kaynağı da ihtiyaç olduğu, her ne kadar aşı veya seçim süreci devam ediyor olsa da bugün de olacak, Kasım'da da olacak, Aralık'ta da olacak gibi duruyor. Peki, 1,5 dakikamız kaldı. Aslında Merkez Bankamızı konuşacaktım ama Perşembe günkü toplantıyı. Fakat zaten o toplantıyla bağlantılı olarak kur değerlendirmesi isteyecektim sizden. Bir de borsa. Ben dün borsanın dünkü trendinin dışında biraz yükselebileceğini tahmin etmiştim. Nitekim öyle oldu. Çok büyük bir yükseliş değil ama olsun. Hani kısa günün kârı diye bakmak lazım. Kurdaki gidişi nasıl yorumluyorsun? Yani Merkez Bankası herhangi bir adım atmazsa bu 7.66'lar ve daha yukarıları olabilir mi size göre? Şimdi şöyle bağlayayım Ali Bey. Bir kere hisse tarafında, yani endeks tarafında yukarı aşağı hareketler devam edebilir. Bu Yunanistan görüşmeleri biraz daha pozitif algılanabilir. Ama yurt dışı piyasanın toparlanması Amerikan seçimlerine kadar biraz uzayabilir. Yani bunu bir özetle burada belirteyim. Çok net güçlü bir borsamız da yok şu anda. Ama aşağıda, evet, yukarıda marjlar sınırlı. Kur tarafında ise kısaca Merkez Bankası enflasyon raporunda 7.50'den 8.90'a enflasyon beklentisini yükseltti. Ama politika faizini şu an için 8.25'te tutuyor ve fonlamasında 7.35'ten 10.60'ın üzerine kadar çekti. Bu durumda normalde benzer bir enflasyon beklentisi kadar faiz değişikliği ve bantları, belki 150 bas puan, evet, olan bantları 200'e çıkararak biraz kurdaki o fiyat istikrarı ve finansal istikrarı sağlayabilir. Bunu yaparsa bir nebze kurda ben 7.47-7.60 aralığına oturabileceğimizi düşünüyorum. Bunu yapmaması durumunda faiz arttırmadan tekrardan işte üst ve alt bant üzerinden gidip geç likiditeyi zaman zaman kullanıp bir sonraki toplantıyı beklerse geri çekilmeler olsa da kurda bu yavaş yavaş yükselişin gelişmekte olan para birimleriyle birlikte devamı söz konusu olacaktır. Zaten bunda da şu an için rekabetçi kur söyleminden sonra
Bu şekilde de bir algıyla devam ediyoruz gibi gözüküyor. Ama Perşembe günü bence Merkez Bankası doğru bir analiz yaparak piyasaya gelmeli. Yalnız kur için değil, piyasadaki ileri vadedeki beklentinin de pozitife dönmesi için. Bunu da hep birlikte Perşembe günü göreceğiz. İyi bir doktor gibi hareket etmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Peki, aynen. Sosyal medyaya bakacağız. Sosyal medyadan gelecek bir haberimiz var. Ona bakıyoruz, onunla noktalayacağız. Sosyal medyadaki haber, dünyadaki...